Sevgili takipçilerim, değerli örgü sevenler, hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Taişi Dantel Bluz çalışmamın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Birinci bölümde etek ucu motiflerini, motifin yapılışını birleştirmeyi ve dilimli etek ucu danteli çalışmasını birlikte tamamlamıştık. Bu bölümde beden çalışmasını yapacağız ve örnek kurulumu yapacağız. Koltuk altına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra kol kesimi ve yaka kesimi yapacağız. Ön ve arka bedeni birlikte çalışacağız. Öncelikle onu söylemem lazım. Şimdi birinci bölümde motiflerimizi birleştirdiğimizde motiflerin her iki yanına zincirli bir sıra geçmiştik ve bir de trabzanlı bir sıra çalışmıştık. İki trabzan zincir, iki trabzan zincir şeklinde. Bunu motifin her iki yanına uygulayacağımızı söylemiştim. Şimdi çalışırken şöyle bir ayrıntı dikkatimi çekti. Beden çalışmasına başlayabilmemiz için trabzanlı sırayı çalışırken şöyle küçük bir detayımız var. Belki sökmek zorunda kalabilirsiniz ama doğaçlama böyle bu şekilde örerken bu tip teknik detaylar karşımıza çıkabiliyor. Motiflerin birleştiği noktada zincir sayımız az olduğu için motifin üstünde çektiğim 6 zincir uygulamayı bu birleşme noktasında yapmamam gerekiyor. Yani burada 3 tane hat, trabzanlı sıradan bahsediyorum. 2 trabzan 6 zincir, 2 trabzan yapıyoruz ya. Motifin, iki motifin birleşme noktasında şu 1 2 3 noktada ki zincir sayımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten onu örerken göreceksiniz. Çünkü burada eğer 6 zincir çekerseniz bir marullanma olacak. Şu noktada sadece 4 zincir çekerek devam ediyoruz. Yine motif üstünde 2 trabzan 6 zincir sadece birleştirme noktasında 1 2 3 tane trabzanın arasındaki şu 2 bölümde 4 tane zincir çekiyoruz. Bu şu anda beden çalışmasını başlatmak için trabzanlı bir sıra çalışıyorum ben. Bu trabzanlı sırada da dikkat etmemiz gereken yine bir şey var. Az önce bahsettiğim zincirli sırada az zincirli noktada yani iki motifin birleştirme noktasında yine farklı bir uygulama yapacağız. Zincir sayımız az olduğu için. Şimdi trabzanlarla zincirli sıranın üstündeki sırayı dolduruyorum. Örnek diziliminden önceki son sıram. 6 zincirli olan kısımda 4 tane trabzan çalışması yapıyorum. 3 ve 4. Normal trabzanlarımın üstüne, bu iki trabzanın üstüne zaten trabzan çalışmamı yapıyorum. Şimdi az zincirli olan kısma geldim. Yani motiflerin birleştirme noktası şu iki nokta. Burada iki tane trabzan çalışıyorum. Sadece bu iki gözde, motiflerin birleşmesindeki iki gözde iki tane trabzan çalışıyorum boşluğa. Ve zaten diğerlerinin trabzanlarının tepe noktasına batarak ilerliyorum. Şimdi yine 6 zincirli kısma geldik. Burada trabzan sayımı 4'e çıkarıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Trabzanlı bir sıra olacak örnek kurulumundan önce. Yine 4 trabzan. Motifin üstündeyim şu anda. Ekleme yerine gelmedim henüz. 4 trabzan. Yine 4 trabzan. Bu teknik detaylar örerken karşımıza çıkıyor ve anlık karar verme durumunda kalıyoruz. Çünkü örgü kendini gösteriyor diye bir tabir var ya, işte o tam da bu demek. Örerken çünkü marullanma oluyor.
Hemen şimdi yine 4 tane motifin üstünde devam ediyorum hala. O nedenle 4 trabzan çalışıyorum. Yine 4 trabzan, son olarak 4 trabzan çalışıyorum. Çünkü birleştirme yerine geldim yine. 4 trabzan. Şimdi birleştirme noktasındayım yine ve de sıranın sonuna da geldim ayrıca. Örnek dizilimine başlayacağım biraz sonra. Şimdi yine birleştirme noktasındayım. Bu noktada yine 2 tane trabzan çalışıyorum. Ve sıramı bitiriyorum. Umarım anlaşılabilmiştir. Şimdi birlikte örnek kurulumu yapacağız ve bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. 3 zincirle sıramı başlatıyorum. Yanına bir trabzan çalışıyorum. Bu sıra böyle olacak. 2 trabzan. 1 2 3 4 zincir. Üç tane trabzanı atladım. Dördüncünün üzerine bir trabzan çalıştım. Bir trabzan daha çalışıyorum yanına. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 trabzan atla dördüncüye. Dört zincir. 1 2 3 atla dördüncüye bir trabzan. Tüm sırayı bu şekilde çalışıyoruz. Zaman kazanmak adına hemen geri döneceğim. İkinci sırayı da hemen paylaşayım sizle. 3 zincirle sıra başlat. Yine trabzan, 2 trabzanın üstüne 2 tane trabzan çalışıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Zincirli kısma bir kelebek çalışıyoruz. Yani üzerine sarmadan sabitliyoruz. 3 zincir. Üzerine sararak yine trabzanların tepe noktasına batarak 2 trabzan. 3 zincir. Kelebek çalışması. Ayrıca yeterli bir mesafe, onu da görmek istiyorum. Yani bir marullanma olursa trabzan sayımı azaltmam gerekecek zincirlerin arasındaki. 1 2 3 Yine bir kelebek yapalım. 1 2 3 ve trabzan. Evet, bu şekilde düzgün olacak. Yine bir sonraki sırada sayıları değiştirmiyoruz. Bu şekilde düzgün çünkü. Trabzanların tepe noktasına yine 2 trabzan çalıştım. Yine 4 zincir. Yine trabzanın tepesi. Ön ve arka bedeni birlikte zincirli ve kelebekli sıralara örerek 25 santim uzunluğuna getirdim. Bu aşamaya kadar ön ve arka bedeni birlikte çalıştık. Şimdi kol oyuntusunu yapacağım. Kol oyuntusu için ön ve arkayı eşit böldüm ve her iki yana işaretlerimi koydum.
Yalnız bir şey hatırlatmam gerekiyor. Kol oyuntusunu çalışacağımız için aynı zamanda bu bluzumuzun beden boyunu belirleyecek. Yani bu aşamadan sonra boyu uzatamayız. O nedenle bluzun boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız eğer kol altından istediğiniz boy uzunluğunu ölçerek bu mesafeyi ona göre çalışmanız gerekiyor. Ben crop bir bluz çalışıyorum. Yani göbeğin açıkta kalacağı bir bluz çalışıyorum. O nedenle 25 santim olarak yaptım. Şimdi kol oyuntusunu yapacağız. İşaretlerimi aldım. Yan işaretlerimi. Her iki yanda da bu işaretten var. Bundan sonra tek parça olarak öreceğiz. Yani önce ön veya arkayı yapacağım. O bittikten sonra da hangisini örmüşsem, ön örmüşsem arkayı öreceğim. Arka örmüşsem de ön öreceğim. Şimdi işaretli noktadan iki tane zincirli gözümüzü örmeden bırakacağız. Sıra sonunda da bu şekilde örmeden bırakacağım bunu. Çünkü kol oyuntumuzu oluşturacak bizim. Daha sonra eksilterek iki göz daha eksilteceğim. Yani toplamda şu mesafede bir oyuntu çalışmış olacağım. Ama kademeli olarak eksilteceğim. Şimdi yine desenimi aynı şekilde devam ediyorum. 4 zincirle trabzan çalışıyorum. Yine kelebekli sıra çalışacağım. 3 zincir. Üzerine sarmadan kelebek çalışması 3 zincir ve 2 tane trabzan. Üç zincir ve kelebek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yalnız sıra sonuna geldiğimde sıra başında yapmış olduğum işaretli noktadan itibaren iki tane göze kelebek çalışması yapmayacağım. Yani şurada duracağım ki burada kol kesmesi oluşmuş olacak şu noktadan. Sonra geri döneceğim ve örgüme devam edeceğim. Sıra sonunda da iki tane gözü boş bıraktım ve sıramı ördüm. Zincirli sıramı da ördüm. Yani iki sırayı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar dönüyorum. Geri dönerek üzerine sarmadan orta noktaya kadar geleceğim. Ve şimdi 3 zincir çekerek yarım bir kelebek yapacağım buraya. Şu anda kol oyuntusu çalışıyoruz. Burası önemli bir nokta. Burası yan dikişimiz. Ve kelebekli sıraya bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda da diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Sıra sonuna geldim yine. Sıra başında yaptığım işlem gibi aynen aynısını yapmam gerekiyor. Burada bir yarım kelebek yapmıştım.
Şimdi burada da onun için üzerine sararak şu noktaya batacağım, orta noktaya bir yarım kelebek görüntüsü yapacağım şöyle. Geri dönüyorum. Şimdi bir tane eksiltmiş olduk bir göz. Bir göz daha eksiltmemiz lazım. O nedenle üzerine sarmadan burada yürüyorum. Ve burada yere 1, 2, 3, 4 zincir çekerek şu noktaya geliyorum. Yine bir eksiltme yaptım. Dört zincir. Bu şekilde sıra sonuna yine zincirli sıra örerek gidiyorum ve sıra sonunda da burada yaptım. Aynı işlemi yapıyorum. Bir sonraki desende yine eksiltme yapacağız. İki göz eksildiği zaman örgümüze düz olarak devam edeceğiz. Yaka oyuntusuna gelene kadar. Eksiltmelerden sonra 7 sıra düz olarak hiçbir işlem yapmadan devam ettim. Zincirli ve kelebekli sırama. Ve böylece kol oyuntumu oluşturdum. Bunu detaylı yakın çekim fotoğrafını da yükleyeceğim zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. Toplamda işaretten sonra 4 tane göz eksiltmiş olduk. Şöyle baktığınızda. Ve şimdi bir trabzanlı sıra yapıyorum. 7 sıradan sonra. Bundan sonra file örgüsü olarak devam edeceğim çünkü bitene kadar. İki trabzanın üstüne iki trabzan olarak batıyorum. Ara boşluklara da üç tane trabzan dolduruyorum. Ve yine trabzanların tepe noktasına da birer kere batıyorum her yuvaya. Ara boşluğa 3 tane trabzan. Şu anda bir roba hattı oluşturdum. Ve şimdi file örgü olarak devam edeceğim. Ön bedenin bitmesine çok az bir mesafe kaldı. Şimdi yaka oyuntumuzu oluşturacağız file örgüsünde. Geri dönüyorum. Yedi tane zincir çekeceğim. Ve başlangıçta aynı noktaya batacağım. Yedi zincir. Ve şu noktaya yani sayalım. 1, 2, 3. 3 atlatıp 4. trabzanın üzerine bir köprü, 7 zincir. 1, 2, 3 atlatıp 4.'nün tepe noktasına. Bu şekilde 5 tane sıra yapacağım. Ve ondan sonra yaka oyuntumuzu oluşturacağız. Kenarın düz olması için bu ilik çalışmasını yaptım buraya.
5 sıra file örgü çalışmasında yaptım. Artık bluzumuzda yaka oyuntusunu oyma zamanı geldi. Şimdi bunun için öncelikle ön orta noktaya bir işaret koyuyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Gözlerimizi sayıyorum. Toplam 31 tane file gözümüz var. 15 tane sayıyorum. 16.ya işaretimi koyuyorum. Orta noktayı işaretlemiş oluyorum. Şimdi yaka oyuntumuzu şu şekilde hesaplayacağız. Şu anda sıra başındayım. Geri dönerek öreceğim. 5 tane gözü örmeden bırakacağım bu noktada. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuraya kadar gelip buradan dönerek örmeye devam edeceğim. Aynı zamanda 3 kere de kesme yapacağım. Yaka yuvarlaklığını oluşturabilmek için. Ondan sonra düz olarak öreceğim. Zaten çok fazla oyuntulu bir yaka değil. Açık kayık yakaya benzer bir yaka görüntüsü var bu bluzda. Tek taraf olarak öncelikle öreceğim. Daha sonra tek omzu bitirdikten sonra diğer omuzda da aynı çalışmayı yapacağım. Sıra başında bir ilik yapıyorum yine. 7 zincir ve file çalışmama devam ediyorum. Yedi zincir. 5 tane göz kaldığında yaka için kesme işlemi yapacağım. Hemen sayalım. Orta noktadan itibaren. Orta noktayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.deyim şu anda. Ve burada geri dönüyorum. Geri dönerken şekil bozukluğu olacağı için hemen şöyle yapıyorum. 7 zincir değil de 3. zincire geri dönüyorum. Üzerine sararak orta noktada kalmak için bir trabzan yapıyorum. Şimdi geri dönüyorum yine. İlik yapmıyorum çünkü zaten burada kesme yapıyorum. Doğal bir kesme olacak ve yaka görüntüsü çok güzel olacak. Son bir eksiltme daha yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane eksiltme gözüm oluştu. Şimdi normal sırama bundan sonra artık örmeye devam edeceğim. Eksiltme yapmadan. Eksiltme yapmadan 5 tane sıra çalışacağım.
Ve ondan sonra ön bedenimi bitireceğim. Ama küçük bir omuz eğimi yapmam gerekecek. Onu da geri dönerek çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım yine. Kesme yapmadan 5 sıra daha file örgü ördüm. Ve şu anda yaka hattımı tamamladım. Omuz dönüşü yapacağım şimdi. Yakadan itibaren geldim. Omuz başından 1-2-3 göz kaldı. Ve orada bir geri dönüş yapacağım. Yine 3 zincire geri dönüyorum. 3. zincire. Ve üzerine sararak. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir omuz eğimi yaratıyorum şu anda. Bu yeterli oldu. Başka bir dönüş yapmayacağım. Sıra sonuna geldim. Yine bir 3 zincirle ilik çalışması. Eksiltme yapmadan çalışırken kenarları bu şekilde çalışıyoruz file örgüde. Evet ve son sırada zincir çekerek omuzumu kapatacağım. Beş zincir. Düz bir hat oluşturmam lazım. 5 zincir. 5 zincir. Kapatıyoruz artık örgümüzü. 5 zincir. Şimdi burada fazla bir yükselti var. Bunu kamufle etmek için şu noktaya bir trabzan çalışacağım. Yine 5 zincir. 5. Dantel bluzumuzda ön çalışmasının tek omzunu bitirdik. Aynı sayılarda aynı çalışmayı diğer omuzda da yapıyoruz ve böylece ön bedenimizi bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ön bedende yapmış olduğumuz çalışmanın aynısı arka bedende çalışılacak. Yine buradaki sayıların aynısını arka beden için uygulayacağız. Sadece arka bedende yaka oyuntusu çalışmıyoruz. File örgüyü dümdüz bir hat olarak şu mesafede bitireceğiz. Böylece beden çalışmamız bitmiş olacak. Bedenle ilgili paylaşabileceğim başka bir şey yok. Bu nedenle videoyu burada sonlandırıyorum. Yine uzun bir video çalışması oldu çünkü. Üçüncü videomuzda da kol yapımını paylaşacağız birlikte ve böylece bluzumuz giyilebilir hale gelecek. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.